Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geliyor. Bugün 27 Aralık 1919. Memleketimize ayak basacaksınız. Burada herkes çok heyecanlı. Türk milletinin bağımsızlığı için attığınız bu adımla varımızla yoğumuzla sizinleyiz. Ankara'ya hoş geldiniz atam. Sevgili atam, bugün senin Ankara'ya geleceğini öğrendim. O kadar sevindim ki hemen hazırlanmaya başladım. Ama seni sadece uzaktan görmek, sana el sallamak yetmeyecekti. Bu yüzden sana mektup yazmaya karar verdim. Mektubumda sana olan sevgim ve hayranlığımı anlatacaktım. Sadece ben değil, ailem de seni çok seviyor. Bu nedenle adımı Zübeyde koymuşlar. Seni herkes ve ben de dahil olmak üzere resimlerden görüyor ve tanıyorduk. Bugün nihayet seni göreceğim, yüzünü ve gülüşünü. Mutlaka gel, olur mu? Heyecanla bekliyoruz. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atmak için Sivas'tan Ankara'ya, memleketimize geliyor. Hepimiz büyük bir heyecanla ulu önderimizi bekliyoruz. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarıp kendi topraklarımızda hür irademizle yaşayabilmek için gece gündüz demeden çabalıyorsun atam. Senin sayende Türk milleti, Türk genci kendi vatanında özgürce yaşayabilecek. Sana sevgimiz sonsuz. Ankara'ya hoş geldin atam. Sevgili atam, bugün 27 Aralık 1919. Ve sen benim doğduğum büyüdüğüm yere, memleketime ayak basacaksın. Çok mutluyum. Bir o kadar da çok heyecanlıyım. Bugün ilk defa seni göreceğim. O mavi gözlerini, sarı saçlarını. Siz çok cesaretli, zeki, zorluklara karşı yıkılmayan birisiniz. Bu yeteneklerinizle güzel ülkemizi kurtarmanın temellerini atmak için güzel Ankara'mıza geldiniz. Sizi rüyalarımda birkaç kez gördüm. Kadınlar kucağında bebeğiyle savaştı. Atam, sen bizi korudun ve canını kaybetme pahasına savaştın. Sen bizi, güzel ülkemizi esaretten kurtarmak için gece gündüz demeden çaba sarf ediyorsun. Vatanımızı bize geri kazandırmak için geleceğimizi için her an uğraşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Atam, iyi ki varsın. Milli mücadelemizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın coğrafi konumu ve cepheleri olan eşit uzaklığı nedeniyle Kurtuluş Savaşı'nın en iyi şekilde Ankara'dan yönetileceğine inanarak memleketimize geliyor. Hepimiz yaşlı, çoluk çocuk, genç demeden bağımsızlığımız için attığın bu adımda seni bekliyoruz. Hoş geldin atam. 27 Aralık 1919'da Atatürk geldi Ankara'ya, dikmen ufuklarından saçtı ışıklarını, kentli köylü Ankara bastı onu bağrına, atam Ankara'ya, şehrimize hoş geldin. Atamız başkent Ankara'ya geliyor ve Ankara milli mücadelenin merkezi oluyor. Türk milletinin tarihi önce Amasya'da, sonra Erzurum ve Sivas'ta şekilleniyor ve başkomutan Ankara'ya gelerek kurtuluş coşkusunu alevlendiriyor. Hoş geldiniz paşam. Yolun yolumuzdur. Hedefin hedefimizdir.